İnsanın göbek adıdır imtihan. Biz bu dünyaya Allah tarafından denemek için gönderilmişizdir. Bunun adını evvela koyalım. Zor bir konu, soyut bir mevzu, fakat kendisine kurban olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zor konuları ashabına kolayca somutlaştırarak anlatmıştır. Bunun çok örnekleri vardır. Bir defasında mübarek eline bir çubuk alıyor Peygamber Efendimiz. Yere bir çizgi çekiyor. Onun etrafına küçük çizgiler koyuyor ve bütün çizgileri kuşatan bir daire çekiyor ve dairenin dışına küçük küçük çizgiler koyuyor. Ve ashabına buyuruyor ki, bunlar nedir, bildiniz mi? Ashab-ı kiram, çok emniyetli bir yolları, üslupları, tavırları var. Allah ve Resulü en iyisini bilir diyorlar. Peygamberimiz anlatmaya başlıyor. Her bir çeltiği bir hakikate tekabül eden o şekilleri anlatmaya başlıyor. Ve buyuruyor ki, ilk çektiğim çizgi insandır. Etrafına çektiğim küçük çizgiler, o insanı kuşatan çizgiler, bu dünyadaki musibetlerdir, belalardır, hastalıklardır, meşakkatlerdir. En dışa çektiğim çizgi ise insanın ecelidir. İnsan bu dünyada yaşarken bir hastalıktan, bir sıkıntıdan, bir musibetten kendisini kurtarabilir. Bütün musibetleri atlatabilir. Bir eli yağda, ötekisi balda bir hayat sürebilir. Sürse bile onun kaçarı yoktur, gittiğinde kendisine toslayacağı acı hakikat eceldir. Ecel her şeyi kuşatmıştır. Ölümden kurtuluş yoktur. Ve o ecel dairesinin dışındaki küçük çizgiler ise Peygamberimizin ifadesiyle insanın hayalleridir, emelleridir, umutlarıdır, rüyalarıdır, hülyalarıdır. Çoğu hayalimiz, bu dünya böyledir, bu dünyayı realize edelim, durduğu yeri tam tayin edelim. Bu dünyada pek çok hayalimiz, düşümüz, ecel dairesinin ötesinde kalır ve biz sadece düş kurmakla kalırız, onlara ulaşmak hayal olur, gider. Bu dünya hayatı bir darı imtihandır. Bunu bilmek, buna göre psikolojimizi, gerçekliğimizi inşa etmek çok büyük bir direnç, çok büyük bir mukavemet bilincini de beraberinde getiriyor. Ve belki bundan dolayı Allah Kur'an'da pek çok ayette bizleri ikaz ediyor, uyarıyor. Mesela, hadi gelin hepimizin hatırladığı, bildiği bir ayeti ifade edeyim. Allah bizi korkuyla mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltme ile deneyecek, şiddetli bir imtihan bekliyor insan evladını. Ama Allah sonunda bize çok önemli, böyle müstesna gecelerde, tenhada, özel nimet zamanında düşünüp kalbimize nakşetmemiz gereken insana dair, insanın bu sürdüğü hayata, yaşadığı zamana dair en büyük hakikati veriyor. Buyuruyor ki, size sabır lazım. Sabretmek lazım, sabredenleri müjdele, onlar öyle kimselerdir ki diye başlayan bir ifadede, ayetin devamında sabir kimdir, sabreden kimdir? Sabır nedir? 5 kelime, 2 cümleyle tanımlıyor. Buyuruyor ki, sabredenler ve dolayısıyla da sabır öyle bir şeydir, sabredenler öyle kimselerdir ki, kendilerine bir musibet isabet edebilir. Bir musibet isabet ettiğinde şöyle derler. Hayatın anlamı budur. Çilelere, meşakkatlere bakıp onları göğüslememizdeki manivela, istinat noktası, yıkılmamamızdaki istinat noktası budur. 2 cümle, 5 kelime. 1. İnne lillahi. 2. وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Müminler öyle kimseler ki kendilerine bir musibet isabet ettiğinde bu hakikatin farkında olarak bu hakikati deklara ederler. Bir, inne lillahi, bizim sahibimiz Allah'tır. Biz sahipsiz değiliz. Eyyahsebul insanu en yutrete sude, insan bu dünyada kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? İnsan başıboş değildir. Benim sahibim Allah. Ve benim kaybettiğim, o musibetle kaybettiğim her şeyin de sahibi Allah. Depremde evimi kaybettim. Evim değil, ev Allah'ın, evin de sahibi Allah. Evladının da sahibi Allah. Eşinin de sahibi Allah. Malının da sahibi Allah'tı. Sen bir emaneti emanetçiye tekrar verdin. Bizim sahibimiz Allah. Ve bizim zannettiğimiz her şeyin de sahibi Allah. Bu çok büyük bir hakikattir. Bu dile kolay bir hakikattir. Bu hakikati öylesine terennüm ederek, telaffuz ederek idrak etmek mümkün değildir. Ben şunu öneriyorum kardeşlerime. Tenhada, kendi halimize kaldığımızda, şöyle göz kapaklarımızı kapatıp iç alemimize yöneldiğimizde ve o bize şah damarımızdan bile daha yakın, bunu ayan beyan ifade ediyor. Onu en derinden hissettiğimizde adını koyalım. Bu cümleyi mıh gibi aklımızda tutalım. Ciğerimize kazıyalım. Diyelim ki sahipsiz değilsin. Senin sahibin Allah'tır diye nefsimize bu hakikati yedirelim. İkna edelim kendimizi. Bu bir. Ve inne ileyhi raciun. Ve biz Allah'a dönmekteyiz. Şimdi bakın, öyle muhteşem bir ifadedir ki bu. Öyle muazzam bir ifadedir ki bu. Biz Allah'a dönüyoruz. Zaman bizi ölüme, ölüm bizi yok oluşa, toprak oluşa, fena buluşa, ebediyen, ucu bucağı olmayan bir kayboluşa değil, Allah'a taşıyor. Zaman bizi ölüme, ölüm bizi Allah'a taşıyor. Dolayısıyla ölmek, ölmek bir yok oluş değil. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle öyle diyor. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık ayrılık deme, benim kavuşmam asıl o zamandır. Beni kabre koyunca elveda demeye kalkışma. Kabir cennet topluluğunun perdesidir. Kabir sana hapis görünür ama aslında o canın hapisten kurtuluşudur. Sen bu tarafta gözünü yumdun mu öteki tarafta açacaksın diyor Mevlana Hazretleri. Zaman bizi ölüme, ölüm bizi Allah'a taşıyor. Bu şu demektir. Bir, bütün baharlar geçecek. Bütün nimetler bitecek. Bütün zevkler, hoş vakitler geçecek. Ve yolun sonunda bizi Allah bekliyor. Bu aynı zamanda şu da demektir. Bütün meşakkatler, bütün musibetler, bütün felaketler, bütün acılar da bitecek. Ve yolun sonunda bizi Allah bekliyor. Ölüm bizi Allah'a götürecek. Bu dünya bir imtihan yurdudur. Ve bu dünyada imtihanın, dünya ile imtihanımızın bir boyutu, musibetler, sıkıntılar, meşakkatler, can simidimiz iki cümle, beş kelimedir. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Tenhada bu cümleyi çokça kurmanızı tavsiye ederim. Ben kendime çokça kurarım bu cümleyi ve yeniden kaybettiklerime esefle üzülmemek için, kazandıklarım sebebiyle de böbürlenip kibirlenmemek için bu cümlenin hakikatini her daim kendime telkin ederim. Bir de dünyanın imtihan edildiğimiz zevkleri, eğlenceleri, musibetlerinden ziyade onlar kadar ve onlardan daha tehlikeli cazibesi vardır. Dünyanın kendisine ait albenisi vardır, menfaatleri vardır, çıkarları vardır. İnsan bunlarla da imtihan halindedir. Ve insanın ebedi olanı, ahireti bırakıp bütün mutluluğu, huzuru, refahı, konforu bu dünyada yaşamak için ahireti elinin tersiyle itmesi, sekülerleşmesi modern tabirle, el hayatu dünya diye Kur'an'da ifade edilen batağın içine düşmesi onun imtihanı kaybetmesi anlamına gelir.
Bugünlerde Mevlana Hazretleri'nin bir ifadesi, bir metaforu gönlümde dem dövüp duruyor. O ahiretin kaygısını, öleceğiz yahu, öldüğümüzde yok olmayacağız. Bak, bir kabirde sorgu var, sual var, ötesinde bir sırat var, bir mizan var, bir hesap var. Dahası ondan sonra ya ebedi mutluluk yurdu olan cennet ya da ebedi şekavet yurdu olan cehennem var. Bütün bunların hepsini düşündüğümüz zaman ben ölüme bambaşka bir gözle bakmam gerekiyor. Ahiret kaygısını yüklenmem gerekiyor. Mevlana Hazretleri ahiret kaygısını bir kenara bırakıp dünyayı gönlünün ortasına oturtup bağdaş kurduran kimseyi gölge avcısına benzetiyor. Bu gölge avcısı metaforu Mesnevi'de geçer, hayran kaldığım ifadelerden, tabirlerden birisi. Olay şu: acemi bir avcı ilk defa ava çıkıyor. Ormana giriyor, avlanacak. Okluğunda oklar dolu. İlk avı heyecan içerisinde. Bir de bakıyor ki yerde bir şey hareket ediyor. Mevlana Hazretleri diyor ki gökte uçan kuşun gölgesini gördü yerde. Ve gölgeyi av zannetti. Av nedir bilmez. Avcılık nedir bilmez. Yerdeki gölgeyi av zannetti ve onun peşinden koşmaya başladı. Koştukça koştu. Okluktan okları attıkça attı. Günün sonunda dizinde derman bitti. Sermayesi tükendi. Okluğunda ok kalmadı. Ve bir köşeye yığıldı kaldı. Mevlana Hazretleri diyor ki, gökteki kuş ahirettir. Onun yerdeki gölgesi dünyadır. Gökteki kuş hakikattir. Yerdeki gölgesi hayaldir. Bir Müslüman, bir mümin, bir insan ahiret hesabını, dünya hesabının, gayesinin gayesinin, hesabının, maksadının, menfaatinin gerisine atarsa, ikinci plana atarsa bu gölge avcısı olmuş olur diyor Mevlana Hazretleri. Ve bir hayalin peşinde ömrünü heder edip tüketmiş olur. Biz dünyayla imtihan halindeyiz. Ama sadece dünyayla imtihan halinde değiliz. Bir de nefsimizle bu dünyada denenmekteyiz. İçimizde Allah'ın hayır ve şer kefesi yarattığı فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diye Şems suresinde ifade ettiği bir boyutuyla yücelere meyletmeye müsait, öbür boyutuyla çamurdan yaratıldığı için çirkef bir varlık var. Nefis dediğimiz bir varlık var içimizde. Ve Peygamberimizin ifadesiyle senin en feci düşmanın iki omzunun arasındaki sensin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Nefis dediğimiz bir varlık var içimizde ve biz bununla da imtihan halindeyiz. Her insanın içerisinde nefse dair iki tohum vardır. Hangisini besleyip büyütürsek o oluruz. Her insanın içerisinde bir Firavun, bir Nemrut, bir Bel'am, bir Karun, bir Ebu Cehil, bir Ebu Leheb vardır. Ama her insanın içerisinde bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali vardır. Hangisini büyütüp beslersek o olacağız. İnsan nefsiyle de imtihan halindedir. Ve düşmanların düşmanı, atamız Adem'i annemiz Havva ile birlikte cennetten çıkartan, yasak ağacın meyvesinden yedirten, secdenin intikamını bir kan davasına dönüştüren, dünyada da peşimizde olan İblis aleyhillâne. Allah bizi yeryüzüne onunla birlikte indirirken inne şeytane aduvun lekum fettehiduhu aduve, şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman edinin buyurdu. Çünkü şeytan ahdü peyman etti, yemin etti Allah'ın izzeti üzerine ve ben bunlardan intikamımı alacağım dedi. Şeytan bizim peşimizdedir. Ve bu dünya hayatı cennete benzemektedir. Ve bu dünya hayatındaki yasak lar Allah'ın haramları da birer yasak ağaç gibidir. Ve şeytan insanın peşindedir. İçki bir yasak ağaçtır. İblis insanın peşindedir. Kumar bir yasak ağaçtır. Zina bir yasak ağaçtır. İftira, gıybet, dedikodu, yalan, itibar suikasti yapmak ve bir insanı nefret objesi haline getirmek, çalmak, çırpmak bir yasak ağaçtır.
Ve iblis, şeytan, insanın peşindedir. İnsanın gerçeği budur. Gerçekliği budur. Bir adeta ve sanki Bermuda şeytan üçgeninin ortasında, bir taraftan dünyanın meşakkatleri ve cazibesi, öbür tarafta nefsin ihvaları, nefsi emmarenin taziki, öbür tarafta اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ insanın içine Allah'ın rızasına aykırı duygu ve düşünceleri bırakan iblis. Bunların çapraz ateşinin içerisinde imtihandayız. Bu imtihanı kazanmak için elimizden gelen gayreti ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu gayretin bir adı vardır Kur'an-ı Kerim'e göre. İbadet, ubudiyet ve kulluk. Ve kulluk bütün yaşam boyunca devam etmesi gereken bir olgudur. Çünkü Rabbimiz buyurmuştur ki وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ sana yakin gelene kadar Rabbine kulluk etmeye devam et. Çünkü ömür insanın elindeki en kıymetli hazinedir. Ve insan ömrünün her anında imtihan halindedir. Böyle olduğu için ömrün her anı kıymetlidir. Her zaman kıymetlidir. Şu geceden önce, falan vakitten önce insanın her anı azizdir. Çünkü bu ömür denilen insanın Allah'a en büyük nimeti her an bitebilir. Yahya Kemal merhum hani diyor ya, her rind nedir bu bezmin encamı bilir. Dünyamızı nagah zalam örtebilir. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar ve ahenk ebediyen kesilir. Bu hayat sazla söylenen bir şarkı gibidir adeta. Öyle demek istiyor. Sen bu hayat sazının ömür telini bir kopartırsan, ömür teli bir koparsa söylediğin hayat türküsü ebediyen yarım kalır. Her an, hayat her an bitebilir. Her an bitmeye namzettir. Onun için hayatın her anı kıymetlidir. Yaşamın her anı azizdir. Her an bir Kadir gecesidir. Her an bir Berat gecesidir. Tabiinden bazı zatlar, sahabeden bazı zatlar, büyük zatlar, Evliyaullah'tan bazı zatlar demişlerdir ki, kabir aleminden bir kişi bir abdest alacak kadar ve bir namaz kılacak kadar, iki rekatlik bir namaz kılacak kadar yeniden bu dünyaya gelmek için üzerine güneşin doğduğu her şeyi feda etmeye çoktan razıdırlar. Ama fırsat onların elinden kaçmıştır, akıp gitmiştir bir kere. Şimdi benim çok enteresan dikkatimi çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de ölmek üzere olan insanların veya ölülerin Allah'la konuşmaları anlatılıyor. Yani adam ölmüş veya ölmek üzere Allah'la konuşmaya başlıyor. Mesela Allah'tan bir talepleri varmış ölülerin veya ölmek üzere olan insanların. Neymiş? Enteresan. Bismillah. Rabbi levle ehkarteni ile ecelin karib fe essaddeqa ve ekum minessalihin. Allah'ım benim ölümümü biraz geciktirsen vefat etmeye başlamış. Artık gözünden perdeler kalkmış. Ölüm gözden perdeyi çeker alır. Kulaktan ağırlıkları söker alır. Kalpteki mührü söküp alır. Ve insan artık iman etmesi gereken ama inkar ettiği bütün hakikatlerin teker teker önünde geçit töreni yaptığını görür. Allah'la konuşurmuş mesela ölüler veya ölmek üzere olan kimseler. Beni tekrar geri göndersen ya, ya Rabbi derlermiş. İnfak edecek, iyi işler yapacak ve çok uzun da bir süre istemiyor. لَبْلَا اَخْرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ az bir zaman. Yani hataları hızlı bir şekilde telafi edebileceği kadar az bir zaman istiyor. Ve yeniden Allah'ın huzuruna salih bir insan olarak dönmek isteyecek. Ölen herkes Allah'tan bu talepte bulunacak. Yaptığı kusurlardan, eksikliklerden dolayı. Onun için hayatın her anı azizdir. Hayatın her zerresi kabir ahvaline, kabir ehline nazaran paha biçilmezdir. Benim çok hoşuma gidiyor. Evliyaullah'tan bir zat öğrencileriyle birlikte bir kabristandan geçmişler. Çok enteresan bir şey olmuş. O zat bir kabrin önünde durmuş. Elini kabrin üzerine koymuş.
öğrencilerine şöyle bir işaret etmiş. Demiş ki bu kabir yarılsa, bu ölü dirilse ne yapardı? Bir soru sormuş. Orada bulunan öğrencilerinden birisi demiş ki efendim bu vefat etti, öteleri gördü, ahiretin hakikatini gördü, kabir hayatını gördü, azabı gördü, belki kabir nimetini gördü. Yeniden bu dünyaya dönse hemen bir abdest alırdı mesela, hemen bir namaz kılardı, yaptığı bütün haksızlıkları bir telafi ederdi, hayırlar işlerdi, iyilikler yapardı, kötülüklerden uzak dururdu, kötülerden uzak dururdu, saymış da saymış. O zat kabrin üzerine elini koymuş ve demiş ki bundan geçti artık, bundan geçti artık, bunun kalemi kırıldı, mürekkebi kurudu artık ama sizden geçmedi. Bence, benim kanaatime göre bu çok büyük bir ders içeriyor. Hayatın anlamına dair, yaşamın anlamına dair.